Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız temel orantı teoremi arkadaşlar. Yani Thales teoremi diye de geçiyor aslında. Temel orantı teoremi biliyorsunuz zaten şunun tamamının oranı bunun tamamının oranı şunun da şuna oranını eşit diye söylüyoruz. A bazen kısalık oluyor tabi kenardan koldan kola geçişte. İşte yukarıdan aşağı oran buradaki yukarıdan aşağı oran şeklinde de söylüyoruz. Örnek sorusu da aşağıda var. Biz isterseniz birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Evet birinci soruya bakacak olursak şöyle biraz daha büyüteyim. Birinci soruya bakacak olursak arkadaşlar. Şunlar paralel verilmiş. Sivrilen yer neresi? Paralellerin sivrildiği yer burası. Buradan başlayıp tekrarlı şunun tamamının oranı. 6 bölü 6 artı x eşittir. E, 3 bölü 4 direkt 3 bölü 4. Yarısı neyse e, işler dışlar ya da üçgen 6 olmuş dörtgen 8 olacak. 6 artı x eşittir 8'den x'i de buradan kaç buluruz? 2 buluruz. İçler dışlarda sadeleştirme de yapıp yine sonuca ulaşabilirsiniz. Birinci soru denizli oldu geldik 2'ye. Evet ikinci soruda da hocam şunlar birbirine paralel vermiş. Bak direkt koldan kola geçiş var arkadaşlar. Direkt 3 bölü 2 3 bölü 2 eşittir. Bak aşağıdan yukarı doğru gittin aşağıdan ya da sağdan sola doğru gittin sağdan sola doğru gideceksin. X bölü 4 olacak. Ya da hocam 2'deki 4 olmuş böyle 3'teki de 6 olacak da diyebilirsiniz. X'i direkt buradan 6 bulabilirsiniz. Ya da 3 bölü 2 x bölü 4'ten direkt 12 2 x e eşit ise 2 x e eşittir 12 ise x buradan 6 çıktı. Evet böylelikle kaçıncı soru bu? İkinci sorunun cevabı da akçay oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Evet bunu aslında şey bilgisiyle de yapabilirsiniz. Temalarant değil eskiden biliyorsunuz. Şunun şuna oranı x, x artı 1 bölü bu diyebilirsiniz. Ya da direkt Hocam bunlar eşitken o direkt orta taban sağlanmıyor mu? Evet. Orta tabansa o zaman şunlar birbirine paralel. Çünkü paralelliği vermiş. Hem eşitlik hem de paralellik var. X artı 1 ise bunun ne olması lazım arkadaşlar? 2x artı 2 olması lazım. 1'e 2 orandan dolayı. Ha direkt orta tabanlı sorularda temel orantıyı kullanmayın bence. Orta tabanı kullanın arkadaşlar. Buradan da x kaç geliyor arkadaşım? 7 geliyor. Üçüncü soru Cihan oldu. Geldik 4'e. Öncelikle arkadaşlar şunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. Sayılar bak bu paralellikteki x isteniliyor bizden sayılar buradaki üçgende. O zaman öncelikle şuradaki üçgene yoğunlaşmak daha mantıklı geliyor tabii ki bize. E o zaman bu üçgene yoğunlaşacak olursak arkadaşlar kaça kaç oran var burada? 3'e 4 oran var hocam. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı 3'e 4. Hocam burası 3k ise burası 4k olur. E burada da şu paralelliğe bakacak olursak artık 3'e 4 oran yani 3k'nın 4k'ya oranı arkadaşlar sağ tarafta Sol tarafta da aynı oran olur. X bölü 12 eşit olacaktır. 3 katı 3 katından dolayı X de buradan kaç çıkar? 9 çıkar. Evet cevabımız böylelikle balık esir oldu. Dördüncü soruda geldik. Beşinci soruya. ABC üçgen çevre ABC 24 demiş. Yukarıdaki verilenlere göre DF bulundukları kenarların orta noktaları olduğuna göre. Arkadaşlar orta noktalarsa e, tabii ki biz benzerlikten değil de orta tabandan yapmak daha mantıklı. A iken burası nedir? 2A. Burası B iken eşit eşit orta taban sağlandı. 2B. E o zaman burası C iken bunlar eşit, bunlar eşit, burası da direkt 2C diyebiliriz. Şimdi çevre ABC'yi 2A artı 2B artı 2C'yi kaç vermiş bize? 24 vermiş. A artı B artı C'de kaç çıkar buradan? A artı B artı C'de 12 çıkar. Çevre DF isteniyor bizden. Cevabımız da böylelikle 12 oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Paralellikler verilmiş hocam. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Ve şununla da şu birbirine paralel verilmiş. Önce sayılar burada. O zaman biz nereye yoğunlaşacağız arkadaşlar? Şuraya mı yoğunlaşacağız? Evet. Ama 2 de var. X de var. Bizden X isteniyor. Şuradaki X isteniyor. 2'nin yanında bir de BC'yi kaç vermiş? AB ile AG birbirine eşit demiş. Bak dikkat. Dikkat dikkat. AB ile AG birbirine eşit demiş arkadaşlar. E o zaman öncelikle şuna bir bakalım. 6 bölü 7 oran var. <laughs> 6 bölü 7 oran. Hocam şu temel orantıda 6 bölü 7 oran aslında neye eşittir arkadaşım? Hocam şunun tamamına oranına eşittir. 6 bölü 7. Yani burası 6 k iken tamamı 7k olacak. Buraya k kaldı. Hatta burası da 6 enken burası da ne olacaktır? N olacaktır. 6'ya 1 oran 6'ya 1 orandan dolayı. Peki şimdi 2'yi kullanmam lazım. 2'yi nasıl kullanacağım hocam? E burada da bir temel orantı var işte. K bölü 7K eşittir. 2 bölü AG değil midir? 2 bölü AG'den dolayı bu kaç çıktı AG? 14 mi çıktı? Evet AG'yi 14 bulduk arkadaşlar. Yani burası da 14. Toplam 7 yani eşittir 14 ise N'i buradan 2 buluruz. Ama x de 6 n e eşit en 2 olduğundan dolayı cevapta kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır arkadaşlar. 6. soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik 7. soruya. Çekil 1'de kenar uzunlukları 4 birim ve 6 birim olan ABC'de dikdörtgeni biçimindeki duvar EF direği duvar ve EF direği verilmektedir. Arkadaşlar şu verilen bilgiye bakalım. Ondan sonra bu direkt dikeltilmiş. Şuradaki x durumu nedir diye soruluyor bize. Öncelikle ABC'de dikdörtgen olduğu için şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Şunu söyleyeyim. Hocam 90 dereceler olduğu için alfabetlerden da yapılabilir ama temel orantı da varsa temel orantı uygulayın arkadaşlar. Burası 4 ya. Temel orantı var. Şunlar paralel olduğu için. Yani 3 bölü tamamı 9 eşittir. 4 bölü şu AF değil mi? Ya da şuraya x diyecek olursak 4 bölü x demeyelim y diyelim arkadaşlar. 4 bölü 4 artı y olacaktır. 3 katı 3 katı yani 4 artı y eşittir 12 olacaktır. Y'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8. Y 8. Evet. Y yerine 8 yazdık. Bu arada 3 4 iken burası nedir? 5'tir. 6 burası da 6 ya. 6 8 iken burası nedir? 15'tir. E burası da 15 mi oldu arkadaşlar? Pardon 6 8'den 10 oldu. Direğin tamamı 15 oldu. E burası 15. Direkt dik hale getirildiğinde diyor şu uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Nedir? 8, 15 ne üçgen arkadaşlar? 17 üçgen Cevabımız 17 çıkar. Ve böylelikle bu bölümdeki yani kaçıncı bölüm? Üçüncü bölümün testlerini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dördüncü bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.